Tatilde en güzel vakit Karma Survival'ı izleyerek geçer. Karma Survival'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Cumartesi günü yayınladığımız videoda bu arkadaki yeri yapmıştık. Arkada ne olduğunu bilmiyorsanız bu videoyu durdurun lütfen. O videoyu izleyip tekrardan bu videoya geri gelin. Eğer Karma Survival'ı düzenli bir şekilde izliyorsanız bu arkamdaki yerin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. İlk bölümde burada ırklarımızı seçmiştik. Ama burayı bugün yıkacağız. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bana büyük bir saygısızlık yapıldı bu seride. Arkamı dönüyorum arkadaşlar ve ne görüyorum? Burak A heykeli yarı Melis Baba, yarı Burak A, yarı Özgürlük Anası bir şekline bürünmüş. Ve utanmadan dişime altın diş eklenmiş. Bu arada yarı da cacat olmuşum anladığım kadarıyla. Evet kardeşim, sen bunu fark etmiş miydin kardeşim? Ha? Heykeli gördün mü? Bence köyümüze güzel bir yenilik katmışlar. Kardeşim sen buna yenilik mi diyorsun? Bu bana bildiğin hakaret olmuş ama. Arkadaşlar gerçekten güzel olmuş. Benim de hoşuma gitti. Sizler beğen... Aynen, sizler beğenmediyseniz lütfen yorumlara yazın. Beğenmediyseniz bunu değiştirelim. Direkt tekrardan Burak A haline alabiliriz. Hatta ileride bir gün çok zengin olursam şuradaki fakir bakır bloklarını kaldırıp, bakır bloklarını söyleyebilirsem anlayacaksınız, elmas bloklarla değişmek istiyorum. Bence güzel bir fikir. Bunun için bana güzel bir challenge meydan okuması bekliyorum arkadaşlar ama yapacağımı sanamıyorum. Şimdi videonun başında ben size ne dedim? Burayı yıkacağız dedim. Emat, 1,5 kalbim var. Öldürürsem mahkemeye gideriz. Burayı yıkacağız dedim arkadaşlar. Bizim için o kadar değerli dedim. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Onu da hemen açıklayalım sizlere. Kaç bölüm öncesinde biz ne yaptık arkadaşlar? Fener yapabilmek için gittik, Vidir'i öldürdük. Vidir yıldızını çıkardık. E niye yaptık biz bunu arkadaşlar? Köyümüze güzel bir fener kazandırmak istiyorduk. Değil mi Emat kardeşim benim? Biz halk için böyle şeyler düşünürken halkımız da gidip işte arkadaki heykelleri falan bozuyor. Aferin lan, güzel. Yemin ederim seni başkan yardımcım yapacağım arkadaşlar gelecek videolarda. Sen başkanlık yani pardon. Pardon arkadaşlar, seçim için her şeyi hazırladım. Pankartlarımız hazır ama bu videoya güzel bir like gelirse yapacağım. Bu video için Karma Survival'a güzel like gelmiyor. Bakın Vampir Craft'a atıyorsunuz, bu seriye atmıyorsunuz. Emat kardeşim bir dakika sakin ol. Sakin ol Emat kardeşimini. Şunun kır, içi de... Evet. Kır, altını yaktım ben onu. Dur hayır bunu kırmayacağım. Bunun içindeki her şeyi alacağım. Diyeceksin niye alıyorsun? Söyleyeyim. E Fener'e zaten... Köyün olmayacak mı Emat? Köyümüze maden gerekmiyor mu Emat bu feneri yapabilmemiz için? O zaman sen yapmış olmuyorsun. E tamam, köyümüze yapmış köyün oluyoruz. Köyün katkıları oluyor. Tamam, köyün katkısıyla köye fener yapacağız arkadaşlar. Güzel bir fikir, mantık değil mi? Ben oradaki bütün madenleri aldım şimdi kardeşim. Sen rahat ol, ben onları ısıtacağım. Demire çevireceğim. Almak için elinden geleni yapıyor ya. Arkadaşlar ne yapayım? Basit değil onları yapıp. Bu arada her zaman gibi hatırlatmamızı yapıyoruz. Kanalıma aboneyseniz abone olup video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Atmıyorsunuz like arkadaşlar. Neyse, bugün isyan etmiyorum. Umarım atmışsınızdır. Batucuğumun öldürdüğüm ineklerinden aldığım etleri bir güzel bir şekilde yiyeyim. Emat kardeşim. Arkadaşlar dur. Like atmaları için mi neden söyleyeyim mi? Söyle kardeşim. Yeni getirdiği bu arayüz var ya, like butonuna bastığında konfeti falan çıkıyor ha. Arkadaşlar yalan konuşuyor size. Hayır gerçek bu. Çok cidden gerçek. Sen like atmadın mı hiç? Yemin ederim ben de bilmiyordum. Emat söyle bakayım. Videoyu kestim sırf o yüzden. Arkadaşlar like atmanız için güzel bir sebep bu. Like butonuna bastığınızda konfeti çıkıyor. Ya patlıyor, konfeti patlıyor. Yemin ederim denedim. Hatta evet. Emat'a kızdım ki çocukları dedim kandırma dedim. Yemin ederim varmış. Basın butona göreceksiniz. Şimdi burayı geçen bölümde yapmıştık. Dünyanın en güzel kaktüs farmlarından bir tanesi oldu. Bakın pazartesi günü yaptığımız Karma Survival 1 saatlik canlı yayınında görmüş olduğunuz gibi bu kadar demir topladım. Altın topladım ve bunların hepsini ne için topladık arkadaşlar? Yeni yapacağımız yer için topladık. Yeni yapacağımız yer derken neresi orası? Şu an yapacağımız yer. Şurada daha başka demirlerim var mıydı? Yok. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün demirlerin hepsini buraya otomatik fırın sistemi gibi de kullanıyorum arkadaşlar. Eşit bir şekilde bölüyor ve görmüş olduğunuz gibi buraya ıstarak veriyor. Tamam kardeşim benim. Emad, şimdi elimdeki bütün malzemeleri, bütün demirlerin hepsini bloğa çeviriyorum kardeşim benim. Bende 18 tane demir bloğu var bu arada şu an. Ya o kadar topladık ya. Kardeşim benim, ben kendi emeklerimle burayı şey yapmak istiyorum. Neydi onun adı? O zaman beni niye madene götürdün yayında o kadar? Gelip benden bir şey daha dilenmedi ya arkadaşlar. Emad'a video çekerken her şeyini ben alıyorum da ona kardeşim. Ya sen gidip benim yer altından alabilirdin. Bana ne, gidip sen alsaydın kardeşim benim. Senin boyun büyük diye her işini ben mi yapacağım senin? Neyse arkadaşlar, şimdi tartışmayacağım başkan yardımcımla. Buradan bloklarımı alıyorum. Hala başkan yardımcı. Allah'ım bu nasıl bir egodur ya. Sana asla oy verilmeyecek ki. Hayır, verilecek Emat. Bana sen oyunu vermezsen bir daha sende bu son videomuz olur kardeşim benim. Bu arada başkan ben olacağım. Haberin var değil mi? Başkan sen olmayacaksın kardeşim benim. Başkan ben olacağım tabii ki de. Yanlış hatırlamıyorsam feneri bu şekilde yapıyorduk. Evet, doğru hatırlıyormuşum arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır Minecraft serilerinde fener kullanmamıştık. Değil mi Emat kardeşim benim?
Kullandık mı? Biz genelde hiç kullanmıyoruz. En son Skyblock'ta kullanmıştım galiba. Bugün biraz düşündüm de biraz ölçtüm, tarttım, düşündüm. Yok dedim. Yok şeyde de kullandık ya. Crazy Craft'ta kullandık ama dekor olarak. Evet, o da dekor olarak. Harbi dediğin gibi. Şimdi Emad, sence kızıl kökten mi yapalım Kenan? Evet, kırmızı daha güzel gözükür ya. Şey diyecek de, mangrove'dan da yapabiliriz diyecektim de. Ama Emad, benim kızıl kök bloklarımın hepsi... Aa yok, bir dakika. Mangrove da güzel gözüküyor. Mangrove'dan yapabiliriz. Hem yeni blok kullanmış oluruz hem de o kırmızılığı güzel olur. Öyle mi diyorsun? Mangrove'dan mı? Evet, bu sefer de... Evet, mangrove yapalım. Var mı mangrove'un? Yoksa var, yok. Var. Taş kesicimiz yoksa biz yaparız arkadaşlar. Onu büyük ihtimal bir yerde build yaparken orada unuttum gibime geliyor. Aldım yanıma taş kesicimi. Evimde yatamıyorum çünkü zombi var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık yeni yatağım. Cacat Bey'in yapmış olduğu bu yerler var ya, plaj. Orada yatıyorum. Allah'ım vurma. Vurma, uyuyacağım. Lütfen, lütfen uyumam. Ha tamam, uyuyabildim. Sabah oldu, kalktım kardeşlerim benim. Şimdi Emad kardeşim, her şeyimiz hazır. Tek yapmamız gereken bu mükemmel build'i yapıp burada başlamak. Gel bakayım kardeşim benim. Tam ortasına diyorum. Bak şuraya koymuşsun ya şey fener. Şunu şuraya alıyorum kardeşim benim. Gel yanıma, yardımcım ol. Emad sen bu video sadece beni izle istiyorum kardeşim benim. Biraz profesyonellik gör istiyorum. Olur mu? Başkan olduğumda bunu böyle koyacağım, bu kürsüyü, ve arkasına geçip... Sayın vatandaşlarım, sayın vatandaşlarım, beni seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum diyeceğim. Evet, sonra ama kendi başına konuşacaksın anladığım kadarıyla. Doğru mu anladım kardeşim beni? Ha? Aa, doğru mu anladın ki? Sardı seni gibime geliyor öyle şeyler. Arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bugün de YouTube toplulukta bir tane şey açacağım. Neydi onun adı? Anket. Geçen şey anketi açtım. Ona yorumlara böyle baktım. Emad kardeşim benim. Şey yaptık ya seninle. Irk değiştirdik ya. Irklarımı koydum. 3 tane ırk koydum. Fallen Angel'ı koydum. Bu uzaylı vardı ya şimdi Madison kullandı. Onu koydum. Bir de şeyi koydum. Sen söyle adına. Uzaylı. Uzaylı. Fallen Angel. Anladın mı demek istediğimi? 3, 4, 5. 3'lü 2 oldu. Neydi ona da? Hayır hayır. Onları koydum. En çok hangisi oy aldı sence? Tahminin var mı? Fallen Angel'dır ya. Fallen Angel, evet. Açık ara birinci oldu arkadaşlar. Ama güzel oldu o şekilde anket yapmam ya. Benim hoşuma gitti. İnsanları... Anketler, bu evet. Anket, bu seçim anketinde biliyorum ki insanlar realistik olarak düşünecekler ve köyün geleceği adına bir karar vererek... O yüzden beni seçecekler. Bırak. Evet, onu ben de biliyorum kardeşim benim. Beni seçeceklerini bildiğim için... O yüzden kendimi... Dolandırılmamızı istiyorlarsa seni seçecekler. Ben ben hiç kimseyi dolandırmam. Arkadaşlar bu şehre en fazla yapıyı kim yaptı? Bir düşünün. Ben. Bir düşün. Hay, kim, sen mi? Sen mi kardeşim benim? Ne, heykelleri sayıyor musun sen şimdi? Heykelleri niye saymayacağım kardeşim? Şimdi şu heykelle bir mi bu rakam? Kardeşim benim, onu yaparken sana kim yardım etti kimse yardım etmiyorken? Bu rakam. Tamam, daha ne? Kim geldi Allah sana Allah. Gaz verdi yaparsın kardeşim. Peki sana bir şey soracağım. Şimdi bak yardımlar mevzu bahisse. En çok yardım da sen etti. Şey... Evet o konuda da evet, hakkını lütfen. Yemem. Sen olmasan maske bir seride hiçbir şey yapamazdı. Yani adam heykel yaptıracağı, heykel yapacağız dedi videoda. Emad'a yaptırdı. Bilseydik Emad'a videoyu çekerdik arkadaşlar. Nasıl da o heykel şu an bana da benziyor. Sakalları şey, turuncu. Galiba bütün ırkları herkesi koymaya çalışmışlar ama bir maske unutmuşlar. Tersten yapsalardı maske. Maske de var. Tersten mi yapmışlar bir şeyi? Yok, elinde meşale tutuyor. Ha tamam. Arkadaşlar Emad, ya şu şeyi biz kendimize bir alışkanlık edinemedik. Bu seride de bunu başaramadık ya. Gerçekten o konuda üzülüyorum. Neye Emad sence başarı edinemedik kardeşim ya benim? Ya biz şu iskeleleri İskeli sanki kullanmıyoruz. Gibi, evet, aynen öyle. Ben kullanıyorum ya ben genelde. Emad şuradaki varil vardı ya, onu aldın kardeşim benim de. Tamam, şu ana kadar bence doğru gidiyorum arkadaşlar. Bir hatamız yok. Şu an yapmam gereken şey ne? Varil. Ha Allah razı olsun ya, oraya atmıştım bazı şeyleri de şimdi şuraya koyayım. Bir isim verelim bence ya. Bu böyle durmasın. Bunun adı Excalibur olsun. Ya hayır, Excalibur değil. Bunun adı bundan sonra Buraka kılıcı. Buraka güç kılıcı kardeşim benim. Kabul ediyor musun? Excalika. Hayır. Buraka K. Şuraları da şöyle koyayım. Biraz daha süsleyelim arkadaşlar bunu. Hop. Hayır ya. Bu şey
Burak Ak. Hayır, Burak Ak. Tamam arkadaşlar, en güzel ismi yazanı gelecek bölüm yorumlarda şey yapacağım. Şuna havalı bir isim bulun. Şimdi diyeceksiniz ki abi Fener'le bu yaptığınızın gerçekten ama gerçekten ne alakası var? Şuna bakıyorum diyeceksiniz. Bunun Fener'le alakası malakası yok diyeceksiniz. Evet, haklısınız. Aynen öyle. Çünkü Fener'i buraya yapmayıp arkadaki millet bahçesini yapacağız ve bu sayede Fenerbahçe olacak. Tüm Fenerbahçeliler şu anda Emad'ın için. Emad, sen takım tutuyor musun? Ha? Evet. Ve emin değilim, sen takımları biliyor musun? Evet. Sen kesin bir zamanlar biliyordum. Başakşehir'i sen tutuyorsun diye bir şey. Ay, Bursa sporluymuş. Ben de Kayseri Spor'u tutuyorum. Neyse, sallıyoruz arkadaşlar bu arada. Şimdi ciddiye alacak olanlar olacak. Her şey mantığı için. Her şey mantığı, valla öyle. Şimdi Fener'i buraya koyduğum zaman, hatta bunu buraya değil. Çalıştı lan direkt. Bak direkt çalıştı. Wow. Aslında bunu bir alttan versek Emad olur mu? Yani şöyle yapsa. Neden olmasın? Sebebi şu. Aa, yok, o olmaz. Olmaz, bir üstten. Aşağı götür. O zaman bir üstten bir alttan vereceğim bunu. Diyeceksin niye? Bence çünkü verme, çünkü cam koyman gerekecek. İşte kalın cam koymak istiyorum. Amacım o. Rengini değiştirmek istiyorsun diye. Tamam. Ya, hayır, rengini değiştirmek istemiyorum. Yine mor yapacağım rengini. Ama arkadaşlar, ben Skyblock çektiğim dönemde, o zaman şey daha yeni yapılmıştı bu Türkiye dünyada Minecraft'ta. Pistonlarla bunların renklerini değiştirebiliyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Emad, sen o sistemi biliyor musun kardeşim benim? Biliyorum da TikTok hilelerinde yapmıştı. İşe yaramamayabilir çünkü kılıcın şu an camlarının rengi mor ya. Mor, evet haklısın, ama şeydi amacım ya, neydi onun adı, onu yap demekte sebebi. Ya belki ilerleyen günlerde böyle bir şey değiştiririz. Belki kılıcın tasarımını falan filan değiştiririz gibisinden düşündüm. Olabilir mi? Olabilir bence. Niye olmasın? Emad, kılıcın rengini değiştirebiliriz belki. Arada sırada değişiriz. Mesela yılbaşında kırmızı beyaz kırmızı beyaz yapabiliriz. Abi. Bence tatlı olabilir. Emad, şimdi senin buraya gelip bana bir konuda yardım etmen gerekiyor. Gelemiyorum. Arkadaşlar kaldık mı baş başa? Gençler hazırsanız karşınızda yeni fenerimiz var. Kılıç Fener şu an itibariyle server'ımıza Karma Survival sunucusuna bundan sonra hız katacak arkadaşlar. Bence çok güzel oldu Emad. Ya yani burayı kırmakla iyi etti kardeşim beni. Kazandığım zaman kürsüyü buraya koyacağım ve sevgili halkım, beni seçtiğiniz için çok teşekkür ederim diyeceğim. Oyunu bana vereceksin. Ben seni yardımcım olarak direkt burada takdim edeceğim kardeşim benim. Şimdi sen bana ver, ben seni yardımcım yapayım. Ne dersin? Yok kardeşim benim. Teşekkür ederim. Şimdi zıplama desteği mi, direnç mi, hız mı, acele mi, kuvvet mi? Bana kasaba acele dedim de Emad dedi ki hız verelim dedi abi. Ben de o zaman buraya hız verdim bu saatten sonra. Aslında ırklarımız gereği hızlı da olabiliyoruz ama ya iyi oldu. Galiba artık ya dediği şöyle, gibi. Burada acele işe yaramaz. Neden işe yaramaz? Çünkü bir burada bir şey yapmıyoruz artık. Evet, haklısın. Evet, çok haklı. Hani hızı kırıyoruz. Öyle şeylere gerek yok. Ama çok güzel oldu. Oğlum aşırı arkadaşlar. Ben bayıldım ya. Gerçekten. Bir de arkasında portal var ya. Mor. Aşırı güzel oldu. Şimdi bu videoda yapar mıyım bilmiyorum ama şuraya bir de benim arkaya millet bahçesinde şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Pazar yeri yapacağız. Mor bir pazar yeri yapabiliriz Emad. Yani burası komple morlar sokağı. Burası mor sokak. Tamam mı? Sihir sokağı. Hayır, sihir sokağı değil, mor sokak. Mor sokak koydum buranın üzerine. Ya burası tam buraya, buralara. Kılıçların arkası full mor sokak olarak kaldı bundan sonra bu seride. Şimdi hızlı bir şekilde yatıyorum kardeşim benim. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar, biz bu seride ne bulmadık? Okyanusun kalbini bulmadık. Belamızı şu her bölümde bulduk. Ben önce arkadaşlar, biz ne kadar hasat yapmışız, yani para kazanmışız, bir kontrol edelim mi sizlerle birlikte derken? Evet, harika bir şekilde kontrol ettim görmüş olduğunuz gibi. Yine şeyleri yıktı. Sıfır. Gerçekten şeyden para kazanamamışım Emad kardeşim benim. Neydi onun adı? Buğdaydan yana sıkıntımız var anladığım kadarıyla. Şunu bir deneyeyim. Abi bunların hepsi geliyor da bana. Nedense arkadaşlar paralarıyla birlikte çıkıyor ki zaten bunlar paralarıyla çıksın. Diyeceksiniz niye Buğra abi? Bunları artık zaten pazar olarak değiştirmek istiyordum. Bu şekilde beni zaten... Aynen, sen buğdayları şeyle satsana. Evet, benim yine sistemle satacağım. Artık bunları o şekilde satmayacağım. Şimdi bir tane batık gemi bulacağız. Senle birlikte hazineyi bulacağız. Hazineyi bulduktan sonra size bir sürpriz yapacağım. Yorumlarda çok istenilen bir şey vardı. Onu yapacağım. Ama bu bölümde mi bilmiyorum. Gidişat belirleyecek. Wow, bir tane batık gemimiz var arkadaşlar. Eğer başkası almadıysa of, çok havalı, atlamadın mı? Evet, bir atlayış yapmışım, sana anlatamam. Keşke yanıma kapağı alsaydım.
Çünkü ben yukarıda seni beklerken koşuyorum. Çünkü ben suyun altına inemiyorum. Tamam kardeşim beni. Bin bana. Bir tane buldum harita. Galiba şu an boğulacağım. Boğulmadan bir iki saniye yukarı çıkacağım. Bu arada güneş aşırı derecede güzel gözüküyor. Bekle. Bekle. Haritayı bir kontrol edelim kardeşim. Oo, açılmamış da güzel, tamam. Buraya gidebiliriz. Bakayım mı bir tane daha var mı diyor. Orada bir tane daha sandık vardı. Bak istersen. Ona da bakayım gelmişken. Bir daha ona bakmadan da gitmeyelim arkadaşlar. Şurada bir tane. Oo. Abi çok iyi, zümrütler buldum, elmas buldum, demir parçaklarına boşver, küre buldum. Dünya küresi. Ay acıktım, düştüm ben ya. Allah nasıl kardeşim. Çıkaracağız seni yukarı? He? Blok kayarak çıkıyor. Abi çok kötü lan. Gerçekten. Evet. Evad'ı deniz kal. Ama zaten havaya havalanmak için de blok gerekiyordu. Emad kardeşim benim. O zaman evet, hazırsan. Evet. Dur şu buğdayları bana, bu şöyle koyayım. Ne istiyorsun? Bana bin abi. Bir atlıyorum şimdi sana. Hazırsan atladım. Nereye gidiyoruz? Sen bir kalk haya, ben sana göstereceğim diyeceğim. Yürü. Hadi bakalım, bas kardeşim. Diyeceğim şimdi ben sana. Bakıyorum. Evet, biraz sağ, biraz sol. Evet işte öyle. Bu arada haritaya bakmıyorum, sallıyorum. Şu anda çok güzel bir görüntüdeyim Emad kardeşim. Evet, harita güzel gösteriyor. Ha. Emad biraz sağ yap bakalım. Sağ. Evet. Sağ. Bas. Evet, harita yüklenmeye başladı. Doğru gidiyoruz galiba. Evet. Öyle git. Hiç bozma. Harita açıldı. Dur. İndim. Tamam. Şuraya doğru gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 999. Yani hokus pokus ve karşınızda sandık. Evet, denizin kalbini aldık. 3 tane elbasımız oldu. 1 tane TNT bulduk. Çok güzel demirlerimiz oldu arkadaşlar. Goldlarımız var. Emad kardeşim benim, suda nefes alma. Wow. Bir iş için lazım olabilir bize. Tamam, geri kalan şeyleri almıyorum. Şu an gerçekten lazım olabilir. Evet, aradığımız denizin kalbi sonunda bizimle birlikte. O zaman Emad Airlines, bizi eve götürebilir misin? Sana yemek atarsan götürürüm. Sana yemek atarsam o zaman sana böyle yemekleri boyuyorum canım kardeşim. Al bakalım Emad'cığım. Hadi seni şimdi eve götüreyim. Hayır öyle değil. Ben uçarak gitmek istiyordum. Arkadaşlar, Ecel Airlines'la gittik. Emad Airlines'la gitmedik. Ecel Airlines tek seferde götürüyor. Şimdi bir şey diyeceğim. Şu küreyi bulduk ya. Bu küreyi nereye koysam güzel gözükür ya? Senin dükkanına mı koysak acaba? Senin dükkanında bak şunu kırsam. Bak şurada kamp ateşi var ya. Şunu kıracağım. Kürek ne ya? Küre. Bak. Evet bak. Çok güzel olmadı mı? Al benden sana hediye. Babana bugün çanta da verdi. Yok, çantayı vermedim. Arkadaşlar güzel. Hangi konumda olduğumuzu gösteriyor ve aşırı derecede güzel. Oo, aşırı güzel ya. Baksana şuna. Çok tatlı oldu. O zaman bir saniye. Buraya kadar gelmişken Mor Sokağa gidip millet bahçesinden şey alabilirim. Emad. Mor Sokağa girip illa isimleri kullanacak yani. Bir tabela yapalım mı buraya Mor Sokak diye? Böyle mor vuralım oraya şeye. Menekşe Sokak. Menekşe, Mor Sokak olsun ya. Menekşe Sokağı başka bir yere yaparız. Bak bakalım güzel tabelalarımız var mı? Varsa şuraya bir tane havalıstan bir Mor Sokak yazalım. Hatta mor boya koyalım altına. Burası belli olsun. Biraz sokaklarımızın ismi olsun. Tamam. Şimdi tamam, abartmayalım lütfen. Burası benim yaptığım bir yapı olduğu için. Yapımı çok benim burası istemiyorum. Kardeşim benim. Şimdi bir dakika. 64 tane buğdayı ne kadara satalım Emad kardeşim benim? Sen bana onu söyle. 64 buğday. 3 elması olsun mu? Bence 3 elmas 64 bu da makul. Çünkü 3 elmastan yukarı elmasım yok arkadaşlar. Bakın şimdi buraya gelen insan. Emad bir gelip bir kontrol eder misin? Çalışıyor mu diye. Bakayım abi. Hemen bir kontrolleri sağlayalım. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar. Elmasım gitti. Nasıl? Geldi mi 64 tane sana şey? Bana gelmedi çünkü 3. Hayır, direkt bana gel. Bana gelmedi. Nasıl? Benim 7 elmasım oldu. Sen fazla ama almış oldun. Ama benim buğdayım olmadı. Ama ben o sırada içini yapıyordum ya. Belki on. Kardeşim. Hata bizden kaynaklı değil. Lütfen modun yapımcısına yaz. Lan. Yapacağım bir şey yok kardeşim beni. Şimdi tamam. Burada. Emin ederim millet bahçeni baklamayla doldururum. Paramı geri ver lan. Al, galiba sen de 4 elmas verdin. Şimdi bir daha test eder misin? Attım elmaslarını. Bir bakalım arkadaşlar çalışıyor mu? Bence böyle daha güzel gözüktü. Sence? Şöyle bakayım. Şundan alayım. Ay evet. Abo aldım. Aldın mı? Dur işini kontrol edeceğim. Evet. Ama ha, ekmek aldın sen. Tamam. Evet, teşekkür ederim. Oğlum ben dedim ki gider buğday alır da şu hayvanları çiftleştirir demiştim ama neyse.
Wow, mimarımız Ematna gibi görmüş olduğunuz gibi portalımızın etrafını süslemiş. Ematcığım ellerine sağlık kardeşim benim. Bundan ya önceki... bu işte usta oldu mu zaten biliyorsun. Teşekkür etmene gerek yok ya. Hiç gerek yok kardeşim. Ende sürer misin? Rica ediyorum. Ama Emat Bey taksi. Ben gene niye uçak olarak kullanıyorum? Ben arkadaşlar, bu taksisi miyim? Hayır, ilk taksi bendim. Bundan sonra Emat, çünkü Emat hiçbirimizin üstüne binemiyor ırkı gereği. Ayı olduğu için. Ama gerçek hayatta böyle. Neyse şey ben... yapamıyor. Şimdi Emat kardeşim benim. Hızlı bir şekilde olay ende gideceğiz. Ende hadi. Dolandıran taksiciler var ya daha fazla para alabilmek için. Emat da 2 saatten beri beni dolandırıyor. Kardeşim benim böyle drop atar gibi kendimi atıyorum. Emat peki sormadın neden Ende gideceğiz diye. Var mı bir fikrin neden gideceğimiz merak hakkında? Merak etmiyorum. Sen çünkü değişik düşük şeyler yapmaya başladın. O yüzden sormak istemiyorum. Merak arkadaşlar, etmiyorum. Sadece yapalım. Kendimi önlem almak için. Hayır. Bir sistem buldum. Onu yapacağız. Onun için de bize şalkır gerekiyor. Ama bizim şalkırların hepsi dolu olduğu için. Dedim ki Ende gidelim. Birkaç önlem alacağım kardeşim benim. Bu arada yanında Ender Pearl aldın mı? Evet sen orada sen geçebilecek misin kardeşim benim? Orada bir tane Ende gitmiyor muyuz? Bak. Tamam kardeşim benim. Biliyorum. Ende gitmiyor muyuz? Orada var biliyorum. Burada Endermen'ler var da bir daha sen şimdi noobsun, ölürsün falan filan diyeceğim. Ondan dolayı arkadaşlar hazırsanız Ender Pearl'siz şekilde Ende nasıl girilir ve nasıl ucundan kaçılır onu gösterdim. Şimdi tekrardan Ende nasıl gidilir onu göstereceğim sizlere. Birazcık havadan gitmem lazım. Dur şu setimi çıkartayım. Evet. Seti çıkarmamam lazımdı. Kardeşim fazla Ender Pearl'ün var mı derken Emat Allah razı olsun ya. Tamam geldim kardeşim yine. Hadi şimdi sür bir bakayım. Nereye gidiyoruz? Şimdi oğlum bana bir tane şalkır bulman gerekiyor. Yani bir tane kale bulacağız. Bir tane seni. İçin mi? Bir tane aslında fazla bulsak şu an çok işime gelir Emat kardeşim benim ya. Yani yaparız. Bir sürü yaparız. Yapacağım şey çok hoşunuza gideceğine adım gibi eminim ve bu seride Allah düşüyoruz. Yorumlarda en çok gördüğüm ve yapılmasını istediğim bir şey vardı. Onu yapacağız. Abi wow. En afilisinden güzel bir kale. Of bu nasıl bir kale? Evet kardeşim benim. Büyük tebrik bir... ediyorum oh, seni. Ya. Çık şuradan şalkır çık. Çık. Oh aldım tamam benimdir. Tamam kardeşim benim. Şu modları da alayım. Şunlar da benim iş. Of elmasçıklara bak. Of kazmayı. Servet 3 Minecraft. Of seni yerim ben. Seni yerim ben. Şimdi bir de şey yemem gerek ya kardeşim benim. Evet bir tane şalkır kabuğunu aldım Evat kardeşim benim. Şimdi oğlum bir şey diyeceğim. Biz Ende geldik de bende yemek yok. Sende et var mı? Et var mı Evat? Evat mı? Görürsem adam değilim. Aç. Aç. Tamam. İkinci kabuğu da düşürdüm kardeşim benim. Evat. Kardeş, hayallerim yıkıldı. Onu sen aldın bak kabuk sende. Tamam mı? Bende mi? Kılıçlarda ganimet 3 olunca arkadaşlar rahat bir şekilde kabuk düşürebiliyoruz. Bakın mesela bundan da düşecek adım gibi eminim. Evet düşmedi. Minecraft beni rezil etmeyi çok seviyor. Ben buna adım gibi eminim. Yani ben bir şey söylemeyeyim. Minecraft anında rezil etsin beni. Değil mi Emat kardeşim benim? Söyle bakayım. Biz rezil olmuşuz abi. Gerçekten sen... Bu arada yemeğe ben, ihtiyacın var mıydı senin? Benim var kardeşim ve 3 tane bende kabuk İnşallah var. İnşallah bulursun abi. Sende var. Senin yemeğin var mı kardeşim benim? Yani var evet ama kendime kadar yani. Beni görüyor musun bak kendimi parlattım. Dur, parlatamadım. Hemen görüyorum seni. Tamam, havadayım. Dördüncüyü kaptım kendime gördüm seni evet yukarıda. Arkadaşlar eğer doğru noktaya düşersem diyecektim kabuğu alabilirim ama düşemediğim için alamadım. Bir tane sandığımızı hazırlıyorum. Ardından şu şalkırımızı gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane şalkır kutumuz oldu arkadaşlar. Şimdi buna ne yapacağım biliyor musun? Şurada benim netherite hurdalarım vardı arkadaşlar. Ama ondan öncesi de benim asıl netherite'larım vardı evde. Umarım çalınmamışlardır. Şu an tek dileğim onların evde sapasağlam bir şekilde görmek ve görebildim sonunda. Artık insanlar akıllandı seridekiler. Emat da çalmayı bıraktı. Değil mi Emat kardeşim? Ben sadece kalp. Arkadaşlar şimdi demirci masasına şu şalkır kutusunu koyup netherite külçesini koyarsak görmüş olduğunuz gibi bir adet kasa yapıyoruz. Diyeceksiniz ki bu kasa ne için lazım? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Serimizde hırsızlar var biliyorsunuz. Ama böyle düzenli hırsızlık yapmıyorlar. Böyle başları zora girdiği zaman yapıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bu anahtar sayesinde bundan sonra bunu açamayacaklar. Yani ben açabileceğim onlar açamayacaklar. Emat gel bir. Evime gelemezsin değil mi? Bir sen ben senin yanına geliyorum. Ve Evet bu netherite'den olduğu için biraz yavaş kırılıyor. Neredesin kardeşim benim? Neredesin? Evinin kapısının önündeyim. Mesela Emat gel merhaba. Bak mesela şu kadehi şuradan kırayım. Dolu kadehi ters tutalım. Gel şimdi aç bakalım. Açabiliyor musun? Hayır bu kasa kilitli diyor. Tamam kardeşim benim. Evet güzel şöyle bir şey. Şöyle yapsam. Kırabiliyor musun? Ha onu merak ettim. Kırabiliyor musun?
Aa, o kötü artık oldu. Kasam var. Kasayı bak, hızlayıp paraları alabilirler. Tamam Emat, bak bu aramızda. Emat, Emat. Abi ben kasanı çaldım. Hakkını helal et. Kardeşim yenisini yaparım. Açılmıyor. E açılmaz işte. Anahtarı da çalman gerekiyor. Ama o zor biraz. Yani o kadar da değil kardeşim benim. Sen de bizi... Ben bunu yakabilir miyim? Nedir Ayto? Yanmaz. Dedim ki evimin üst katı var Emat. Neden dedim buraya dedim bir şey yapmıyoruz. Demedim evet, be Emat. Senin çok güzel bir çatı katın var. Onu kullanmayı evet. Düşünüyor musun? Evet şu an itibariyle artık... Düşünmüyorsan çatını alacağım. Yok şu an itibariyle düşünüyorum arkadaşlar. Bakın artık bundan sonra buraya alttaki sandık odası bana yetmiyor. Geçen gün düzenledim. Düzenleyince gerçekten yetmediğini fark ettim. Sevgili ejderha kardeşim. Oradan iyi izle. Hata yaparsam sen beni uyar. Arkadaşlar... Ama ben ejderhayım evet. Bu build'i Instagram'dan bakmadım. Instagram hatta dün şey stories atacaktım. Arkadaşlar acil şey build'ine ihtiyacım var. Sandık odası build'ine. Sonra dedim ki benim yanımda kim var dedim. Emat Nagi var dedim. Mimarımız Selim Bey'den sonra en iyi builder kim Emat kardeşim beni? Kim? Ben değilim ya, o kim ya, onu benle de tanıştırsanıza. Emat Nagi diye birisi kardeşim, çok sahtekardır, İranlı sanatçı. Emat Feryadi diye biliyorum adını, neyse. Şuradan şöyle çıkıyorum, şunu da şöyle ya koyuyorum. Ya şimdi benim sandık odamla tabii kimse kıyaslanamaz ama... Evet yani kardeşim, orası sandık odası değil, ya. Orası Hürrem Sultan'ın sarayı. Yani orası bir saray. Kıskanmayalım lütfen ortadaki o ağacın güzelliği. Yani düşünseniz arkadaşlar sandık odamda bir ağaç var. Aynen öyle. Şimdi burası dedi ki Emat abi dedi, duvarları koyarsak dedi kötü gözükür. O yüzden dedi sen dedi burayı bu şekilde yap dedi. Ben de Emat'a çok güzel bir şekilde hak verdim dedim ki. Yani haklısın kardeşim. Tabii daha büyük daha geniş. Oğlum senin alt katı sen gittin insafsız gibi günlerce kırdın Emat. Sen başka bir şey yapmadın canım kardeşim benim. Ya... Buna ha. Emek diyoruz arkadaşlar. Emek değil, emek, o abonelik. Biz ona halk arasında abonelik diyoruz. Videoları oranla biraz daha kısa sürdü demeyeceğim. Çünkü yorumlarda şey diyorsunuz. Buğra Aka kısa sürdü demiştir. Video 30 dakikadır. Hayır. Diğer videolarda çok uğraştığımız için bazı şeylere sanki burada az uğraşmışım gibi hissediyorum arkadaşlar. Niye öyle oluyor? Çünkü söyleyeyim bir kaktüs farmını yapmaya saatlerce build yapmaya harcarsanız öyle hissediyorsunuz. Bu en kısa süren şey videolarımızdan bir tanesi oldu Emat. Fark ettin mi kardeşim benim? Yani baktığın zaman yani dünden beri çektik ve çok rahat çektik arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Emat çok sağ ol beni onayladığın için ya. Konuşacaktım. Sen baktın sen devam ettin. Tamam tamam evet. Ben evet. Konuştum sen ya. Tamam kardeşim benim. Arkadaşlar. Bakın şimdi bu tasarımın şöyle güzel bir olayı var. Ben aslında demiştim ki şuralara yine tablo koyarız. Tabloların içinden gizli bir şekilde geçelim diye düşünmüştüm. Ama o şekilde... Yine gizlilik peşinde Burak'a. Yine gizlilik peşinde. Her şey şu gizliliği böyle entegre edecek tamam mı böyle? Tamam arkadaşlar bir anahtarla iki tane kasayı açabiliyorum. Bundan sonra buranın içine mesela netherite'larımı falan filan buraya koyacağım arkadaşlar ki daha fazla güvenli bir şekilde olsun. Kardeşim dedim ya istediğin gibi gel çal tamam mı? Ama şöyle bir sorun var. Bunların hepsi bundan sonra burada arkadaşlar. Buranın dışını biraz süsleyeceğiz. Buraya mum koyacağım şimdi. Onları yapacağız ama ondan öncesinde şöyle bir şey yapmak istiyorum Emat kardeşim benim. Şu köylünün serimizden kaybolmaması adına şuna şöyle bir tane atıyorum. Bir de kardeşim benim al. Sevabına bir tane altın elma da vereyim. İyileş. Çünkü seninle güzel bir ticaret yapacağız kardeşim benim. Ticaret için. Dönüşme sesi. Evet. Ticaret meslek lisesinden köylü arkadaşımız şu anda Anadolu Lisesi'ne geçiş yapıyor. Ondan dolayı orada. Şimdi bir dakika. Şuradan biraz benim bala petek almam lazım. Kardeşlerim. Karma köyünde en çok sevdiğim yere geldik arkadaşlar. Burayı gerçekten patates. Çok seviyorum. Patates de en nefret ettiğim şey o. Ha, tamam. Babu Farm'ına geldim. Diyeceksiniz niye seviyorsun? Bakın hatta buraya geldikçe şunları şöyle atıyorum ki bunlar modun eşyası. Şimdi niye buraya geldim arkadaşlar? Ya buranın dışı ayrı içi ayrı güzel. Çok güzel ya. Ya. Yani burayı yaparken arkadaşlar tek başımaydım. Emma'da telefonda arayıp kızmıştım. Niye beni yalnız bıraktın diye. Bu yıldı yaparken WhatsApp'tan resim atıyorum. Evet. Bak buraya yapıyorum. Oluyor mu? Olur abi. Bir tık daha solu al abi. Evet. Bunu yapmak için de her şey arkadaşlar. Şu an 52 tane aslında yapabiliyorum ve yapacağım. Diyeceksiniz niye? Bunu her yere yapmak istiyorum arkadaşlar.
Evet, şimdi sana bir soru soracağım. Mürekkep evet, kesesi mi? Mürekkep kesesi mor boya, açık mavi boya, kırmızı boya, yeşil boya. Bir renk söyle çok bu söylediklerim arasında. Daha saymayacağım. Ama koyu yeşil. Tamam aldım. Aslında güzel kırmızı o. Boya. Yeşil dedin. Ama bir kere diyeceğim dedim ve bir kere şey yaptım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane kendimize mum, hatta bir tane değil, kaç tane mum yapalım biliyor musunuz? 23 tane yapabildik. Bu 23 tane mumu yeşile boyayacağız ve bu yeşil mumların yanına da demir koyunca demir altına üstüne. Evet bu şekildeymiş. 23 tane bu şekilde şey yaptım. Bunları niye yapacağız? Yukarıyı süslemek istiyordum. Çünkü ben bir yer yaptığım zaman aslında biz modla oynuyoruz da arkadaşlar. Bizim kullandığımız modlar dekoratif modlar. Hani böyle oyunun gidişatı ilgileyen modlar değil baktığınız zaman. Şimdi buna bir de çakmak gerekiyor ama bizde çakmak var mı yoksa bile neyimiz var? Bir buğraka her zaman yanında ne taşır kardeşim benim? Söyle bakalım. Ne taşır? Benim ateş, emat. Hayır kardeşim öyle. Hayır bir buğraka her zaman yanında flint. Çakmak taşır. Evet çakmak taşını taşıyorum. Flint çıktı yanımda yapacak bir şey yok. Evet burayı da bu şekilde süslemek istiyorum. Bu şekilde yapmak istiyorum. Tam yeşil temalı. Bu arada en sevdiğim renk yeşildir. Ki gözlerimden gözlüklerimden de algılıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu şekilde süslemiş olalım. Evet bu video biraz Karma Craft'ın, Karma Survival'ın böyle mini videolarından bir tanesi oldu. Yani mini dediğim içerik olarak mini oldu ama bence çok güzel bir video oldu. Cumartesi günü ekiple birlikte güzel bir video çekmek istiyorum. O yüzden kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın ve nereye gidiyorsun Emad kardeşim? Niye beni kovalıyorsa? Efendim Raka, kardeşim. Ha. Irkını değiştirelim mi? Ha? Irkımı haftaya değiştiririz. Bay bay. Irkını değiştirelim mi ha? Irk haftaya arkadaşlar. Biraz ben bu benim hoşuma gidiyor. Böyle sen parlama veriyoruz. Yapalım mı ha? Asla.